Sevgili seyirciler merhaba. Konuğumuz hasta yolculuğu paydaşı Renan Girgin. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bize kendinizden bahseder misiniz? Tabii ki memnuniyette. E, yaklaşık 21 yıldır e, ilaç endüstrisinde çalışıyorum. Öncelikle saha çalışan olarak başladım. O dönem ismiyle tıbbi tanıtım uzmanlığı yapıyordum. Sonrasında bölge satış müdürü olarak devam ettim. Sonra e, bir e, yeni bir programla şirketimizi de pazarlama tarafına geçtim. Ee, orada ürün müdürlüğü yaptım, sonrasında proje müdürlüğü yaptım, sonra tekrar e, satış tarafına dönüp şu anda e, hem aslında satış olarak geçmiyor ama e, müşteri yönetimi, customer engagement ve e, marketing tarafında e, devam ediyorum. Çok tebrikler. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Bu işe nasıl başladınız? Neden bu sektörü seçtiniz? Bir kırılma noktası yaşadınız mı? Yaşadım, evet. Ee, şöyle aslında İktisadi İdari Bilimler Üniversitesi e, maliye mezunuyum. Sonrasında işletme master'ım var. Mezun olduktan sonra bir yıl özel bir hastanede muhasebe finans departmanında çalıştım. Ee, orada çalışırken e, şunu hissettim, masa başında çok oturmamam gerekiyor gibi. Nereden hissettin derseniz her ay maaş borcuları imzalatılması gerekiyordu hekimlere ve onlar odaya girdiklerinde aslında işlem çok kısa, 200 saniyelik bir işlem ama ben onu böyle 15-20 dakikalara uzatıyordum. Çünkü böyle birebir karşıda kişiyle temas halinde olmayı ve onu dinlemeyi aslında beraber bir interaksiyona girmeyi çünkü seviyorum. Bir taraftan da abim Roş'ta çalışıyordu ve onu izliyordum, gözlemliyordum, her eve geldiğinde sorular soruyordum. Çok ilgimi çekiyordu çünkü onun çalışma sistemi. Ee, ve bütün bunların sonunda dedim ki ben de e, sağlık sektöründe ama sahada çalışmak istiyorum. E, tabii abi e, her küçük kardeşin rol modelidir. Bir taraftan evet. da hani abim gibi de olmak istiyorum dedim ve e, sonrasında bu işe karar verdim. E, verdiğime de sonradan aslında çok da memnun oldum. Çünkü hayat beni başka şekilde bu sağlık sektöründeki hasta hasta yolculuğuyla karşılaştırdı. Çünkü annem önce kanser sonra Alzheimer oldu. Geçmiş bu süreçte tabii aslında e, sağlık endüstrisinde çalışırken bir taraftan da hasta yakını olarak hı hı. E, yolculuk başladı. Orada biraz daha işin içine girip daha detaylı tabii yaşıyorsunuz. E, ama hani işin iyi tarafından bakmaya çalıştım. Hem o tarafı bilip o tarafı daha iyi bilip içgörüyü alıp aslında diğer tarafa aktarmak e, büyük bir e, avantajdı diye düşünüyorum. Yani çünkü her anı en ince ayrıntısıyla yaşıyorsunuz. Evet. E, Elimde yaşadığım şeyi bir taraftan da diğer hasta ve hasta yakınlarına ulaştırmak gibi bir anahtar vardı. Ondan sonra o iş için uğraştım. Biraz benimki adanmışlık haline geldi aslında. Hı -hı. E, hatta yani ilerleyen dönemde e, Alzheimer ya da onkoloji hasta derneklerinden birinde çalışmayı çok arzuluyorum. Şimdiden ne de, de Türkiye'nin önde gelen e, onkoloji hasta derneklerinden birinde çalışmak için söz aldım ve bunun da mutluluğunu yaşıyorum. Harika çok güzel. Peki kısaca çalıştığınız kurumdan bahseder misiniz? Çok keyifle bahsederim tabii. Roche sağlık hizmetleri ekosisteminde 125 yıldır yarının ihtiyaçlarına bugünden çözüm üretmek üzere faaliyetlerine devam ediyor. İnovasyonu her zaman odağına koyan bir firmada çalışıyorum ve dünya çapında insanların yaşamlarını iyileştirmek için tanı ve tedavi çözümleri geliştirmek üzere bilimsel mükemmelliğe ulaşmak için çalışan bir şirketteyim. Kişiye özel sağlık hizmetlerini toplum üzerindeki etkisini artıracak şekilde dönüştürmek için çalışmalarını sürdürüyor. Roche aslında her bireye en iyi sağlık hizmetini sunmak için birçok paydaşta işbirliklerine imza atıyor. Beraber imza atıyoruz. Tanı ve tedavi alanındaki güçlü konumunu da aynı zamanda klinik uygulamalardan elde edilen veri ve içgörülerle de destekliyor. Çok güzel. Peki sizi rakiplerinizden, meslektaşlarınızdan ayıran özellikler nelerdir? Ee, yani her meslektaşımı mutlaka kendisinin diğerlerinden ayıran özellikleri vardır ama benimkinden bahsetmek gerekirse ben müşterim için değer yaratmaktan ve özellikle güven inşa eden bir deneyim yaratmaktan açıkçası e, çok mutlu oluyorum, keyif alıyorum. Bu benim aslında hem özel hayatımda hem iş hayatımdaki hayat hedeflerimden. Dolayısıyla ikisi kesişince daha da büyük bir tablo ortaya çıkıyor. Bana göre yani partnerlerinizle, paydaşlarınızla bir yoldaysanız ve öne çıkmak istiyorsanız öncelikle onlarla yakın temasta bulmanız gerekiyor. İşbirliği yapmanız gerekiyor ama bu işbirliğinde samimi içtenliği onlara hissettirmeniz gerekiyor. Kendinize dönünce de kendi kendinizi sürekli motive etmeniz ve self bir disiplin gerekiyor. Ben illa kontrol ederek bir şeylerin yapıldığını düşünmüyorum açıkçası. İçsel motivasyon da olacak. İster motivasyon olacak ister disiplin olacak. Tabii, Sürekli sizi biri öz belki. Öz evet, yani, ben bu işi aynen, başaracağım. Aynen yani, dediğiniz bunlar gibi. Bunlar benim sorumluluklarım. Aynen. Ben bunları en iyi şekilde yapacağım. Evet yani biri size dikte etmemeli sabah Tabii. kalktığınızda gün içerisinde Kesinlikle. ne yapacağınızı. Kesinlikle. Ee, o yüzden de e, aslında otonom sisteme daha çok inanıyorum. Evet. Ee, bu şekilde de belirsizliği ve kargaşayı aslında çözme kasınız daha fazla güçleniyor. Evet. VUCA ortamı var. <laughs> biz onları bir şekilde <laughs> yeneceğiz değil mi? Evet, evet. Ecail metotlarla evet, uyum sağlayarak. Evet, zaten şirketimin bence en önemli özelliği bu Ecail sistemini Türkiye'de hani önce Uygulayan. olan ve ilk kullanan şirketlerden. Ee, ben de o yüzden hani aslında Roche'da, Roş'ta çalışmaktan da çok keyif alıyorum. Benim aslında en öne çıkan özelliklerimden biri de tutkum ve coşkum. Ben yaptığım her işi çok evet. tutkulu ve coşkulu yapıyorum. Ne güzel biraz da ben sonuçtan ziyade aslında paydaşlarımla birlikte değer yaratmaya da odaklanıyorum. Bütün bunları ben Roş'ta gerçekleştirebiliyorum. Roş benim için adeta bir okul, eski bir yöneticim. Roche için bir üniversite aslında evet. lisans hatta yüksek lisans derdi. Benim için Roche hiçbir zaman mezun olamayacak, hep öğretilerin devam edeceği bir yer. O yüzden de ben de aslında bağımlılık yapmış durumda. Bir taraftan da yarattığı yani vizyonla güçlü bir kariyer yolculuğu da sunuyor size. Kesinlikle. Ee, o yüzden hani çok da mutlu ve tutkuyla çalışıyorum diyebilirim. Çok güzel. Geleceğe dair vizyonunuzdan bahseder misiniz? Ee, tabii. Tabii ki Roche'ta çalışmaya devam etmek istiyorum o tutkuyla. Ama Hı. her zaman da öğrenmeye devam etmek Hı. istiyorum. Kıymet bilmek istiyorum. Ee, bu ana kadar yaşadıklarımın, e, edindiklerimin. Ee, tabii her insan gibi değer görmek istiyorum ama değer yaratmak da istiyorum açıkçası. Bu bu noktada dediğim gibi Roche bana çok büyük katkı sağlıyor. Bu karşılıklı ee, değil mi yani? Evet. Değer yarattığınız zaman da değer görüyorsunuz. Evet, evet aynen. Önemli. Yani hem dış paydaşınızla çalışırken Hı. ona değer kattığınızda o size değer veriyor. Firmanıza da değer katarsanız evet. siz de oradan değer görüyorsunuz. Bu Karşı özel yok. hayatınızda da aynı şekilde. Kesinlikle. Ee, ve yani sağlık sektörüne ben Roche'da adım attım. Farklı firmalarda da açıkçası görev aldım ama. Roş yine kendini bana, yani böyle e, kendini hayran bıraktığı için e, tekrar Roş'a e, döndüm ve Roş'ta ikinci bağrımı yaşıyorum. Demin güzel. bahsettiğiniz ecai sistemle döndüm aslında. Çok güzel. E, Roş her zaman beni destekliyor ve besliyor. E, ve e, ben yani şahsen sorumluluk alma konusunda çok istekli bir yapım var. Proaktifsiniz. Evet fazlaca hatta bazen. Güzel. E, bu noktada da Roche yetkilendiren ve Hı -hı. aslında çok güven terkin eden bir firma. Bunlar da birbiriyle kesişince daha iyi işler çıkıyor diye düşünüyorum. Ne güzel. E, ben demin dediğim gibi hiyerarşiye çok inanmıyorum. E, kişinin kendi self-disiplini ve motivasyonu olduğu sürece e, yapabileceğini düşünüyorum. İyi bir takımla tabii ki. Ve açık ve şeffaf iletişimle beslenen bir ortamda. Çünkü yanlış yaptığınızda geri bildirim almak, geri bildirim vermek bunlar çok önemli. Ve önemli de olan bir diğer konuda performans yarattığınız zaman bunun hani değerinin bilinmesi, ölçümlenmesi Hani hem beni hem eminim diğer çalışan arkadaşlarım da motivasyonunu artırıyor. Harika. Peki bu işi yapmak için hangi özelliklere sahip olmak gerekir? Ee, öncelikle bence e, hani sonradan kazanılacaklar var. Biraz insan içinde tutku olması lazım. Hep tutkudan bahsediyorum ama tutku ve coşku bence her iş için gerekli. Tabi ee, tabii benim yani yaptığım her işi tutkuyla yapmam dışında da ben biraz hata yapmaktan ve risk almaktan hani korkmuyorum. Yani Deniyorum. Olmasa da bir daha deniyorum. Roş buna da fırsat veriyor açıkçası. Ama önden tabii çok iyi analiz etmeniz gerekiyor. Bir taraftan da bu işi yapacak arkadaşlarım her hiçbir koşulda vazgeçmemek konusunda dirayetli olmalarını öneriyorum. Ve en önemlisi hiçbir zaman ben olarak bu iş olmuyor. Hep biz demek gerekiyor. Ekip ruhu. Evet, evet aynen öyle. Ve istiyorsanız ki bu sağlık sisteminde e, yani ekosistemde hastaların tedavi erişimlerinde zamanda tanı erişimlerini istiyorsanız bu engellerin bir şekilde önlerinden kaldırılması için hep hasta odaklı bakmaya, çalışmaya ve bunu prensip haline getirirseniz işler daha aslında kolay gidiyor. Ve soru sormaktan hiç çekinmesinler diyorum. Çünkü bilmediğiniz zaman kenarda oturmak yerine sormak çünkü işi çok iyi bilen Kesinlikle. kişiler var etrafta. Ve inisiyatif alsınlar. Ee, sürekli öğrenmeyi de ilke edinsinler ve adaptasyonu hızlı yapmaya çalışsınlar. Çok kolay değil tabii ama ecai sistemde yapmak zorunda kalıyorsunuz. Ee, bunlar olduğu zaman eminim kendi şahsi özellikleri de, de iyi yolda olabileceklerini düşünüyorum. Ne güzel bu içsel motivasyon çok önemli Kesinlikle. değil Kesinlikle. işi sahiplenme, evet. işi layıkıyla evet. yapma, değer yaratma bunlar son derece önemli. Son olarak izleyicilerimize iletmek istediğiniz bir mesajınız var mı? Var. Aslında hayatımda bir hobim var. O da gene tutku hobi de diyemem. E, amatör yelken yapıyorum. Harika. O yüzden biraz orayla da böyle birleştirerek söylemek istiyorum. E, değişen şartlara adapte olmak ve uyum sağlamak. Demin söylediğim gibi ecai sistemde. Zorlukları da aslında önceden oluşmadan fark etmek önemli bir kriter. Bu biraz benim hobim gibi. Sanıyorum yelken sporuna merak e, salmam da bu sebepten e, ötürü. E, yelken yapmanın da en önemli prensipleri hızlı hareket etmek ve herhangi bir zorluğu ya da rüzgarın değişimini gördüğünüz zaman hemen oraya adapte olmak zorundasınız hızlıca. İş hayatıyla çok benzerlik gösteriyor diye düşünüyorum. E, bu sebeple de belki de hani yelkeni anlayabilmem e, biraz daha kolay oldu diyebilirim. Çünkü yelken yaparken, e teknede hep dinamik ve adapte olmanız gerekiyor. Rüzgara göre pozisyon almanız gerekiyor. Sorunu çözmek üzere il, ilerliyorsunuz üzere ve rüzgarın yönü aniden değişiyor iş hayatında olduğu gibi. Bir yanda siz bir yola giderken dış paydaş başka bir şey düşünüyor. Dinamikler değişiyor. Aynen orada da öyle. Hemen rotayı güncellemeniz gerekiyor. E, bizde de iş hayatında biz ağır noktası diyoruz yeni terminoloji olarak. O ağır noktasını gidermeye çalışırken bir ağır noktası dışarıda bekliyor aşılmak üzere. O yüzden hızlı hareket etmeniz gerekiyor. Yelken yapmak da tam bir takım işi, işi aslında. Ekipte herkesin belli görevleri var bizim şirketimizde olduğu gibi. Her kişi zamanında ve doğru görevini yaparsa o zaman o çark döner. Ee, ama yerinde ve zamanda yapılmazsa yelken de olduğu gibi ya rotadan şaşıyorsunuz, işte olduğu gibi de istenmeyen yerlere gidiyor. Ekipte herkes çok kıymetli. Şu anki benim ekibimde de yelken beraber yaptığım arkadaşlarımda ve Herkesin birbirine ihtiyacı var. Ona kesinlikle inanıyorum. Yelkenli rüzgarı aslında ekip olarak yönetiyoruz. Bir taraftan da dümeni de kaptan yönetiyor ama hepimiz teknedeki ekiple onu yönlendiriyoruz. Aynı teknede olduğu gibi de iş hayatı da bir ekip işi. Ve bağlı bulunduğumuz iş biriminde de herkesin çok farklı görevleri var dediğim gibi. Herkes ortak hedefi ancak takım olarak hareket ederse yelken açabiliyor şunu söyleyebilirim son olarak profesyonel kariyerine sağlık e, sektöründe sahada görevli başlayacak arkadaşlarım ya da şu an devam edenleri önerim Aynı yelkenli teknede olduğu gibi yol açmak için hem iç paydaşlarıyla hem dış paydaşlarıyla kol kola girerek teknenin e, rüzgarın gücüyle en iyi açıda seyir edebilmesi için beraber hareket etmeyi amaçlamalarını dilerim e, çünkü durgun denizler yetenekli denizciler çıkarmaz derler. Ben de esen havada herkes aslında teknesini yönetir ve ilerletir diyorum. Önemli olan esmeyen havada tekneyi yürütebilmek diyorum. Harika bir metafor oldu bu. Sizinle sohbet çok keyifliydi. Aynı şekilde. Katılımınız, bu önemli açıklamalarınız için çok teşekkür ederiz. Ben çok teşekkür ediyorum. Çok mersi. Sevgili seyirciler sağlıklı ve mutlu günler dileriz. Tekrar görüşmek üzere.